Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve değerli vatandaşlarımızı selamlıyorum. Durdurulamayan kadın cinayetlerini, bitirilemeyen yoksulluğu, önlenemeyen çocuk istismarını doğrudan ilgilendiren bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Bu bakanlığın bütçesinin her kuruşu insanı ilgilendiriyor. O nedenle konuşmama insanla başlamak istiyorum. Bu bütçenin özünde insan yoksa, insanımız için kalıcı çözüm üretemiyorsanız rakamlarında hiçbir anlamı yok. Yasakları, yolsuzluğu, yoksulluğu bitireceğiz diye iktidara geldiniz. Yolsuzluk olağanlaştı, yoksulluk derinleşti, yasaklar her alanını çepeçevre sardı. Nasıl bir Türkiye yarattınız? Görmek ister misiniz? Ben sadece 4 isim örneği vereceğim. Devrim Erdem. Oğluna okul kıyafeti alamadığı için canına kıyan bir baba. Sevim Köylü. Kapıları kilitlenmiş tarikat yurdunda çıkan yangında can veren 8. sınıfta okuyan bir kız çocuğumuz. Ahmet Yıldız. Kaçak olarak çalıştığı fabrikada ezilerek can veren henüz 13 yaşında olan bir çocuğumuz. Enes Kara, tarikat yurdunda özgürlüklerin elimden alındı diyerek yaşamına son veren bir tıp öğrencisi. İşte yok ettiğiniz sosyal devletin sonuçları. Yoksulluk derinleşiyor, yaygınlaşıyor. Bunu önlemekle sorumlu olan bakanlığın bütçesi ise her yıl biraz daha eriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı genel bütçeden 2022 yılında aldığı pay %3,77, 2023 yılında %3,5, 2024 yılında ise %3. Yoksulluk bu hızla artarken bu bakanlığın bütçesi neden eriyor gerçekten merak ediyoruz. Çünkü insana dokunan bir bakanlık diye başladık. Değerli milletvekilleri, AKP iktidara geldiğinde 1 milyon haneye sosyal yardım yapılıyordu. 2022 itibariyle 4.4 milyona ulaştı. Artmaya da devam ediyor. Sayın Bakan bu sayının önümüzdeki yıl artacağını da komisyon sunumunda dile getirdi. Bunun Türkçesi şudur. Ülke olarak her geçen yıl daha da fakirleşiyoruz. Her geçen yıl daha fazla insanımız yaşamak için devletin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ne yazık ki devletin bu insanlara uzattığı yardım eli ihtiyaç sahiplerinin hiçbir sorununu çözmeye yetmiyor. Bakanlık 47 değişik alanda sosyal yardım ve destek sağlıyor. Bu destekler kapsamında örneğin ihtiyaç sahibi asker ailelerine 800 lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım 1000 lira, öksüz ve yetim yardımı ise aylık olarak 600 lira. Şimdi soruyorum. Markete gitseniz bu parayla ne alabilirsiniz? Verdiğiniz bu yardım vatandaşın derdine derman oluyor mu? Bir de ayrıca bir sorun var ki yardım alacak kişilerin belirlenmesi ve dağıtım sorunu var. Sosyal yardım dağıtımını AKP'nin il ve ilçe başkanlıklarının inisiyatifinde yandaşlara çalışan bir mekanizma haline getirilmiş. Yani oralardan eğer izin alamazsanız bir yardım yapamıyorsunuz. Kaymakamlıklarda da bu konuda çok fazla sayıda şikayet var. Ayrıca vatandaşlarımız yardım almak için saatlerce banka ve PTT ödeme noktalarında bekletildiklerini ve bu durumun onurlarını kırdığını ifade ediyorlar. Bu çağda bu manzara bu ülkeye yakışmıyor. Bizler ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllarca bu sorunun çözümünü ifade ediyoruz. Çözüm aile destekleri sigortasıdır. Bu sisteme geçildiğinde hem gerçek hak sahipleri belirlenecek, hem alan el veren eli görmeyecek, hem de vatandaşımız yeterli miktarda yardım alacaktır. Değerli milletvekilleri, dünyanın her yerinde olduğu gibi yoksulluk ve yoksulluk en çok kadınları ve çocukları vuruyor. TÜİK'in 2022 Türkiye Çocuk Araştırması'na göre ülkemizde
Tamamlayın Sayın Timsi. Tamam. TÜİK'in 2022 Türkiye Çocuk Araştırması'na göre ülkemizde günlük ekmek ve makarna tüketen çocuk sayısı %63, et yiyebilen çocuk sayısı %13. TÜİK rakamları böyleyse gerçek rakamlar nedir? Varın artık orayı siz düşünün. Bugün en basit beslenme çantasının maliyeti aylık 800 lira. Her gün yüz binlerce çocuk beslenme çantası boş olarak okula gidiyor. Okul çağındaki çocuklarımızın çoğu günü sadece iki öğünle geçiriyor. Bunun yol açacağı sonuçları düşünmek bile istemiyoruz. Bakanlığın yurt genelinde yoksul öğrencilerin beslenme ihtiyacını yaygın olarak karşılaması için bir çalışması var mıdır? Varsa sayısı nedir, miktarı nedir? Bunu da merak ediyoruz. Değerli milletvekilleri, 2000 selamlayın lütfen. 254 milyar lirası faiz ödemelerine gidiyor. Gerçekleşen faiz ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin 4 katı. Tercihiniz her zaman faiz lobisi ve yandaş müteahhitler yerine halk olsaydı bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmezdi. Saygılarımla.